Ay, bu kez de sevgili Özlem ve 5 çocuğunun şüpheli ölümünü konuşacağız Urfa'dan. Biliyorsunuz. Sevgili Songül, annesi ve babası gelsinler lütfen. Songül'cüm seni karşıya alayım. Tamam. Sevgili Cuma Beyciğim, Adile Hanım'cığım sizi de sola alayım. Mehmet Bey ilerleyen dakikalarda çağır. Ha, sen de buraya gel lütfen. Şu kabloları alsanız arkadaşlar. Kulaklık burada kaldı Gökhan'cığım. Bir alır mısınız kulaklığı? Bak şurada kaldı. Alır mısınız onu lütfen? Şimdi gerçekten çok üzgünüm ya. Yani bir yandan keşke yani Özlem'i düşünüyorum. Bu Hasan'ın isteme görüntülerini gördüm de ben Songül. Sevgili izleyiciler birazdan o görüntüleri hem burada yayınlayacağım sonra sosyal medyadan da yayınlayacağım. Çok ayrıntılı bir şekilde bakmanızı ve yorumlarınızı merak ediyorum. Ama ben şunu merak ediyorum. Sevgili Songül sence neden Songül şey kaçıyor Hasan bu kadar? Suçlu olduğu için kaçıyor. Hı? Suçlu olduğu için kaçıyor. Yani niye bu kadar rahatsız olduğunu ben şu anda daha da net anlıyorum aslında. Neden biliyor musun? Hasan Efendi dün muhabirimiz Murat'la görüşmüş sevgili izleyiciler. Sizin bu eski damat. Görüşmüş. Demiş ki Şanlıurfa'yı terk edeceksin demiş. Kime demiş? Murat'a demiş. Tehdit etmiş muhabirimizi. Hasan sen neden muhabirimizi tehdit ediyorsun? Burayı hemen derhal terk edeceksin demişsin. Neden böyle davranıyorsun? Niçin böyle bu şekilde hareket ediyorsun? Bir suçun yoksa, korkacak bir şeyin yoksa, bütün sorulara cevap verebileceksen eğer, kaçmana gerek yok bir. Zaten muhabirimizi tehdit etmene gerek hiç yok yani. Röportaj vereceğim demişsin, avukatımın yanında sözlerimi kesiyorsun diyorsun. Sen karşı taraftaki insanları küfredersen biz de onları tabii ki mecburen basmak zorundayız. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kuralları var. Zaten küfürleri onlar söylemeseler bile biz basarız. Millet senin küfürlerini duymak zorunda değil yani. Biz küfürlere basıyoruz. Onun dışında neye, hangi sesi diğerleri olduğu gibi açık. Hakarete ve küfüre basıyoruz yani. O ekrana çıkmak zor. Kimse senin küfürlerini duymak zorunda değil Hasan Efendi. Sen benim muhabirimi suçlu değilsen. Bu bir kazaysa gerçekten. Neden tehdit ediyorsun? Ya her şeyi geçtim. Sen İslim'e ne zaman evlilik teklif ettin? Ne zaman evlilik teklif ettin? Bayağı bir böyle el ele falan evlilik teklif etmişsin. Sosyal medyada yayınlamışsın. Yani her şeyi geçtim. Utanmadın mı Hasan? İnsanın utanma duygusu olur. Yani utanmadın mı? Çok merak ediyorum ya. Utansa öyle yapmadı. Hı? Ya. Ya bu arada karısıyla ilgili sorun ne? Sevgili Songül hep kendisini aldattığını, sevmediğini söylüyor. Yani sürekli bir mağdur edebiyatı yapmaya çalışıyor. Songül'ü ya çocuklarla ilgili ya bunu söylerken de yani o çocuklar onun çocuğu değil mi? Evet. Bir hiç şüphelendi mi çocuklar benim değil falan diye. Yani bazen ablama söyledi. Ablam tıp atıp senin ikizlerin gibi dedi. Ha gerekiyorsa DNA'da yaptırırız dedi. Ama ya, çocuklar onun da. 5 tane çocuğundan olmadır mı evet. Düşünüyor? 5 tanenin de. Özellikle İslim'le tanıştıktan sonra bunu söyledi ablama. Aynen. Daha önce öyle bir şey yoktu. Ha İslim mi kafasını karıştırıyor? Aynen. Yani o zaman İslim bir an önce boşan hı hı. diye baskı yapan İslim mi? Evet. Yapan oydu, o da uydu. Uymayabilirdi. Sonuçta 5 çocuk babasıydı. Vallahi bir şey bu çocuk olduğu gibi benziyor yani. Sizce aynen. benzemiyor mu sevgili izleyiciler? Şöyle yapacağım. Arkadaşlar Hasan'ın görüntüsü bir de çocukların görüntüsü. Olduğu gibi ikisini de sosyal medyamıza yayınlar mısınız? Şimdi Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçmeyi arkadaşlarım koyuyorlar. Hasan'ın biz de bir görelim onları. Bir Hasan'ın görüntüsü, bir de çocukların görüntüsü. Bakın, olduğu gibi Hasan Efendi yani. Gözleri, mözleri keşke benzemeseydi ama. Olduğu gibi Hasan, bir bakar mısınız? Hadi ben sustum. Bir dönsün bu görüntüler teker teker. Verin arkadaşlar böyle şeyle bir girin bunları. Bakın değil mi? Siz karar verin. Ha, ben sustum, siz karar verin ve yazın lütfen sosyal medyaya. Allah rahmet eylesin. Sevgili Özlem'in sosyal medyada çocukları paylaştığı görüntüler var ya. Bir de onları dönün lütfen. Hasan Efendi bunlar senin çocukların ya. Bir kadın yüzünden bu çocuklar bile benden değil diye neden şüphe ettin? Şüphe ettiysen niye ayrılmadın? Ben sustum, siz bir izleyin sevgili izleyiciler ya. Bu çocuklar onun değilmiş öyle diyor yani.
İşte videolar vardı, çocukların videoları vardı, kızların videoları vardı. Asmin'in, Songül'ün, pardon Özlem'in sosyal medyada paylaştığı. Onları da hazırlayıp döner misiniz lütfen? Ben hangisinden, bundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Annelerinin sosyal medyada çocukları paylaştığı görüntülerden de bahsediyorum. Evet evet, dün giren görüntülerden bahsediyorum. Onları da girer misiniz? Onları da ayrıca sosyal medyada ayrı bir... Ha bu, tamam lütfen, ben sustum yine. Alın beni, ikisini verin bakalım. Çocuklar benziyor mu benzemiyor mu ya? Ya gerçekten mi? Yere vuruyor, bir giriyor, bir bakıyor aklını baş... Onu çok sevdiğimi yar bilsin, yar bilsin. Ona çok ihtiyacım var bilsin. Söyle ağzımı beklettin aydelemen. Beni ben de tükettin aydelemen. Benim ki geliyor, o da biliyor. Kalbimi yerden yere vuruyor. Ah bir giriyor, of bir bakıyor aklımı baş. Onu çok sevdiğimi yar bilsin, yar bilsin. Ona çok ihtiyacım var bilsin. Söyle ağzımı beklettin aydelemen. Beni ben de tükettin aydelemen. Siz karar verin, sosyal medyada görüntüleri yayınlıyoruz. Hadi diyelim o çocuklar senin çocukların değildi. Tamam mı? Gidersin DNA istersin, dava açarsın. Annesi artık aynı evde yaşamıyor, istemiyorum dersin. Niye kuma getirmeye çalışıyorsun? Neden resmi nikah, daha doğrusu isteme yapıp Özlem'i, çocukların annesini kuma yapmaya çalışıyorsun? Neden Hasan Efendi, neden neden ya? Sana soracak deli sorularım var. Her şeyden eminsen. Niye karşıma çıkmıyorsun, korkuyorsun, İslem'in arkasına saklanıyorsun? Ha? Neden neden? Buyurun Tuncay Hanım. Şunu söylemek istiyorum. 38 yıllık meslek hayatımda evlilik hayatını çekilmez hale getiren erkeklerin özellikle eşlerine bu iftiraya attıklarını duydum. Aileye önerim şu: kardeşinizin ve kızınızın manevi şahsiyetini aşağıladığı için bu kişiye dava açabilirsiniz. Açalım. Yok böyle abi. Bir şey. Aynen, avukatınızı sen açsın yani. Bu arada avukat değişikliğine gidiyormuşsunuz diye duydum. Tabii. Evet. Hayırlı olsun. Doğru. Her şeyde bir hayır vardır. Neyse, onu da şimdi susayım da onunla ilgili söyleyeceklerim ne olacak da şimdi değil. Siz avukatınızı bir değiştirin. Onunla ilgili olacakları da ben açıklayacağım her şeyi. Ben hiçbir şeyi, tamam mı? Hiçbir şey gizli kalmasın. Her şey açık açık ortaya çıksın. Ama olay gününde, yani binde bir yaşanacak olaylar nasıl bu kadar hepsi bir araya geldi? Yani bütün bu yaşanan olaylar Hasan Efendi'yi mi buldu? Mikrofonumda sıkıntı mı var benim arkadaşlar? Bir ses gidip geliyor, kulağıma da ses gidip geliyor. Yayına da ses gidip geliyor galiba. Şimdi olay gününde bu kadar çok olay, bu kadar çok tesadüf aynı gün mü oldu? Örneğin köye gitmeyen Hasan köye gitmek istedi. Daha önce köye gitmek istemiyor hiç. O gün işte Özlem'de de araları bozuk, 3 gün sonra boşanma davası aynı var. Köye gidiyorlar. Üçüncü vitesle 90 derecelik yolu dönebiliyor. Tamam mı? Tavşan çıkmayacak yerden tavşan çıkıyor. Tavşan mı köpek mi? Ne çıktığı da belli değil. Freni sağlam. Ama fren tutmuyor. Daha öncesinde böyle bir sıkıntısı yok. Her şeyden önemlisi Hasan Efendi böyle Bruce Lee gibi böyle arabadan atlamayı başarabiliyor yani. İmkansızı başarmış kendisinin söylediği gibi. Bir yerde dublör mü, haberimiz mi yok yani? Bir sanatçının dublörü olarak mı çalışıyor beyefendi? Herhalde. Ha? Jimnastik hareketleri falan onları da mı biliyor yani? Ne Hasan Efendi? Niye bu sorulardan kaçıyorsun? Yani bu kadar zor olabilir. Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi imkansız gibi duruyor. İdem Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Evet, buyurun. Zaten ortada apaçık... Bazı şeyleri beklemeleri gerekiyor. Örneğin otopsi, evet, raporlarını bekliyorlar. Evet. Otopsi raporunu bekliyorlar. Hasan Efendi de öyle söylüyormuş. Çocukların da otopsi raporu çıkmadı. Didem Hanım beni niye suçluyor? Kim seni suçluyor? Sana soru soruyoruz. Diyoruz ki sen... üçüncü viteste, dördüncü viteste giderken, bak soru soruyorum ya, niye suçlayayım? Bu sorulardan kaçtın sen. Üçüncü ya da dördüncü viteste giderken o 90 derecelik açıyı nasıl döndün? Hadi oradan döndün. O yolu ne? Stabilize yolu neden kullandın? 2 dakikalık kestirme yol varken stabilize toprak yola çocukları falan niye soktun? Arabanın frenleri sağlamken neden frene basmadın?
Üçüncü viteste giden araba birinci vitese su kanalında nasıl çıktı? Hız göstergesi sıfırı gösteriyor. Kendini arabada nasıl attın? Önce başım ayaklarım kırılmıştı dedin. Kırık yok. Neden kırıldı dedin? Neden sürünerek gittin? Sürünerek neden gittin? Ve her şeyden önemlisi herkes senin başını yani merak senin içinde ya bir baba bu üzülüyor çocuklara diye düşünürken. Minnekir minnekir. Ben yapmadım ben yapmadım diye. Neden konuştun? Ha Hasan? Bu sorular ya bu suçlama mı demek? Soru soruyoruz sana. Ama sen şu anda kaçtığın ve ekibimi de tehdit ettiğin için seninle ilgili kafamız karışık. Ben sana söz veriyorum. Küfür dışında, bak küfür dışında. Buraya geldin bir oyun da planladın. Aileyle bu stüdyoya gelmesini biz istemedik çünkü şunu söyledin. Aile orada olursa benim can güvenliğim olmaz dedin. Biz aileyi aldık başka stüdyoya götürdük. Dedik ki bu bir şey planlıyor. Sonra arkasından aileyi kışkırttın, tahrik ettin. Babadır o da evladı ve torunları gitmiş 5 tane. Sinirlendi, Adile Hanım sinirlendi. Üzerime yürüyorlar. Siz güvenliği sağlayamıyorsunuz diye. Ki burada güvenlik fazlasıyla olduğu halde yalan söyledin. Çünkü aileyi kışkırtıp buradan kaçmaya çalıştın. Emniyete seni çağırdılar. Onun ekranda konuşulmasını istemedin. Dolandırıcılık iddiasıyla seni emniyete çağırdılar biliyorsun burada. Açıklayayım. Dolandırıcılık iddiasıyla gittin emniyete ifade verdin. Biz dedik ki tamam saygı duyuyoruz. Ama bunu da açıklamak gerekiyormuş Hasan. O gece biz dedik ne oluyor Hasan'ı tutukluyorlar falan bir dolandırıcılık iddiasıyla. Bunun asla ekranda konuşulmasını istemedin. Hasan Efendi biz tarafsızlığımızı korumaya çalıştıkça sen üstümüze geldin. Ben senin gözlerine bakarak ne dedim? Oyun yapıyorsun, plan yapıyorsun dedim. Sen beni anladın. Sonra geldin burada tıpış tıpış oturdun. Aynı şekilde bekliyorum seni. Bakalım istimin arkasına saklanmaya devam mı edeceksin? Yoksa bu sorulara bir yanıt mı vereceksin? Ne Hasan Efendi? Ya o gece çok önemli görgü şahitleri var yani. Çok önemli yani. Acaba şunu da merak etmiyor değilim açık söyleyeyim Songül. Ben her şeyi açık açık söylemek taraftarıyım. Şimdi sen demiştin ki çocuk aldırdı. Yani bir çocuğun hamileliğine son verdi. Evet. Demiştin. İsim hamile kalıyor. Hı hı. Sonra hamileliğine son veriyor. Hamile yani ona son verdiği için ve çocuğu dünyaya getirmediği için acaba ayrıca senin yeğenlerine ayrı bir öfkesi olabilir mi? İsmi? Olabilir. Hı? Olabilir. Bunun üzerine o da gözüne bir perde indiği için çocukları bile acaba gözden çıkarmış olabilir mi? Olabilir. Hatta ses kaydında da mevcut. Hasan'a diyor ki Özlem ablama diyor daha doğrusu. Hı. Diyor ki ben Hasan'ı hep tehdit ediyordum. Ablam da diyor niye tehdit ediyordun? Her şey bende. Ben Hasan'ı ihbar etmekle tehdit ediyordum. Ha çocuğu zorla aldırmış. Bunu çocuğu aldırmak isteyen Hasan'mış. Evet. Hasan'mış. Oo. Sürekli isim tehdit ediyordu. Belki isminin elinde başka şeyler var Hasan'la ilgili. Olabilir başka mi? Şeyler de vardı zaten. Sadece bununla sınırlı değildi. Çok şey varmış. Şimdi görgü şahitlerinin röportajını ekranlara getireceğim. Onlar da Mehmet Bey gibi yani 45 dakika ya da yarım saat boyunca gözüne bakarak konuştum. Ve her yerini de yokladım. Hiçbir yerine kırıklar yoktu. Ve kanaldan çıktığını söylediği halde üstü kupkuru görünce bunun bir cinayet olduğunu düşündüm. Yani Mehmet Bey bugün de burada. Buyursunlar gelsin ona soracaklarımız var. Mehmet Bey gelir misiniz lütfen? Hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle Songül Hanım'ın yanına alalım sizi. Merhaba. Şimdi siz orada oturduğunuzda sizin gibi başkaları da onu orada görüyorlar. Siz dün yayından sonra söyledi bunu. Yani bayağı uzun uzun gözüne bakarak konuşmuşsunuz Hasan'ın. Doğru mu? Göz göze konuşmuşsunuz yani. Doğrudur. Hiç ayrılmamışsınız. Bayağı yanındaydım. Evet. Yani kendisinin beni iyi tanıması lazım zaten. Ya yani görüntülerde var siz nasıl tanımaz? Yani hem yerdeyken daha ambulansa almış çünkü ambulansa binmiyordu. Hani dediniz ses de düşük bilmiyorum. Biraz yüksek mu? Evet yüksek sesle. Şimdi ambulansa binmiyordu. Hı hı. Ambulansçılar almak istedi binmiyordu. Evet. Hani en sonu konuşarak ayaklarını kontrol ederek sonra ikna ettim ambulansa binmeye ve ambulansa bindirdik. Hı hı. Zaten hatta o hayal gibi görüntüde dikkat ederseniz ayakta yerde değil ayağa kalkmış vaziyette.
Yani yarım saat 45 dakika rahat var benim onunla ilişkim orada. Ay. Siz onu şimdi sevgili birazdan o görüntüyü de drone görüntüsünü de ekranlara getireceğim. Yarım saat boyunca oradan ayrılmıyorsunuz. Siz bir şeylerden şüphelendiğiniz onun için. Başından ayrılmıyorum. Onun başından ayrılmıyorsunuz. Sadece bir yola yürüdüm. Hani fren tutmuşum falan çarpmışım baktınız deyince bir yola yürüdüm. Oraya baktım geri geldim yanına konuşmaya devam ettik. Bu son artık ambulansa ikna edip polis arkadaşla beraber içeri girdiğimizdeki görüntü. Size aracın frenlerinde arıza var dedi mi? Ya araç fren tutmadı dedi mi size? Ben şunu sordum hani ne oldu? Önüme tavşan mı çıktı, köpek mi çıktı, eşek mi çıktı bilmiyorum. Çarptın mı? Evet çarptım dedi. Frene basmadın mı? Evet frene bastım dedi. Bastım dedi. Yani size. Frene basan bir insan zaten istemsiz basar. Hani o araba kilitler çünkü önünden bir şeyin bir de hata şey diyor. Yeni orada duyduğum kadarıyla şeyde sizdeki yayında bir şey uçtu diyor. Kaçtı demiyor. Bu sefer uçtu çalıların arasından. Başkasına, başkasına da bakın ne anlatmış. O görgü şahitleri de konuştular. Konuşmaya karar verdiler. Evet. Bir gelsin ekranlara lütfen. Ben senin onları öldüreceğini bilmiyordum. Kimse öz çocuğuna kıymaz. İsimlerini söylediği zaman ciğerleri parçalar. Sonuna kadar. Bu bir kaza ben bunu kanıtlayacağım. Biz köyden düğünden gelirken saat 9 ile 10 arasında bir baktık Ferhat Figan bir şeyler oluyor sanki. Gittik baktık bir adam yerde uzanmış kanalın dibinde. Çocuklarım diyor kanala uçtu diyor arabayla diyor arabanın freni diyor tutmamış diyor arızalıydı diyor. Araba diyor kaymış diyor ben kendimi diyor atmışım diyor arabadan diyor. Araba manevra yaparak düşmüş diyor. Çocuklarım ölmüş diyor ağıt yakıyor diyor. 2 saattir oradayım diyor hani kimse yardıma gelmemiş diyor. Ama halbuki orada birkaç tane araç vardı, ambulans vardı. Hangi baba çocukları ölünce yüreği vicdana tahammül edip orada uzanıp yardım bekliyor? Bir de 2 saattir diyor. Yani hiç mi bir şey yapamamış acaba? Telin nerede olup olmadığını merak ettik. Yani gidip bakmak istedik. Aracın düştüğü yerde tel yoktu zaten. Ama kanal boyunda belli yerlerde birkaç metre mesafede tel var. Sadece olmadığı kısımda araç düşmüş. Biz ilk gittiğimizde yerde uzanıyordu. 3-4 kişi falan yanına gitti. Dedi olay falan nasıl olmuş? Dedi işte arabam kaydı. Freni tutmadı dedi arabam kaymış. 2 dakika geçmeden aradan 2 kişi kolundan tutup kaldırırken bu sefer dedi önüme bir köpek çıkmış. Başkalarına tabii bunu söyledi. Kaldıran kişilere söyledi. Köpek ismi verdi. Olay yerine yakın bir noktada mıydı yer? Yani en köşede o şeye sola dönmeden hemen sağda bir girmek yasaktır tabelasının önünde uzanmıştı. Üstü çok çamur falan da değildi yani. Kaldıklarında çamur, yırtık falan hiçbir şey yoktu üstünde. Sadece öyle uzanmıştı yerde. Bize ne demişti? Sürünerek yola kadar çıktım demişti. Sürünerek evet o kanaldan hani yüzerek çıkmış oradan sürünmüş orada uzanıyor. Yolun başına kadar gitmiş. Yolun başına değil. Bize hani, söyledi öyle yolun başına kadar gittiği bir yani evet. Söyledi öyle normalde. Yok ben onu siz orada başka yakaladım. Bir yerde. Orada gördüm zaten gördüğüm yeri hatta ben bugünkü şeyi çizdim. Ekranlara getireceğim. Gelecek. Drone görüntüleri bir ekranlara gelsin. Hatta drone tam dur dediğim noktada durursa ben onu ayrıca merak etmeyin. Ben onu hazırlattım siz hiç merak etmeyin tamam. Her şey benim kontrolümde.